Selam arkadaşlar, Teknokulas kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün yine sizlerle yeni bir iPhone videosunun beraberinde birlikteyim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Bugün sizlerle kestirme ve otomasyonlar hakkında bilgi paylaşacağım. Kestirmeleri nasıl kullanabiliriz, otomasyonlara neler yapabiliriz diye birkaç örnek göstereceğim size. En azından fikir sahibi olursunuz ve ona göre siz de uygulama üzerinden bu işlemleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Kestirmelerle birçok işlemi hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan bir işlemdir. Mesela burada birkaç tane örneğim var. Burada gördüğünüz gibi gruba mesaj gönderilmesi için yazıyorum. Ve şu an için gruba mesaj gidecek. Basmam yeterli oluyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen onu göstereyim. Sağ üstteki artı butonuna basıyorsunuz. Ve bundan sonrasında ekranı yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Grubu seçiyorsunuz. Ve yukarıda mesaj yazan bölüme istediğiniz mesajı yazabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sınırlamanız yok. Mesela şunu yazabiliriz. Günaydın yazalım. Nasılsınız diye devam edelim. Evet. Daha sonrasında buraya basıp buradan kestirmenin daha belirgin olması için adını değiştirebilirsiniz. Mesela hemen günaydın mesajı yazalım şuna da. Günaydın yazalım. Daha sonrasında yine bitti dersiniz. Yine buraya tıklayıp buradan simgesini değiştirebilirsiniz. Burada birçok simge var. Mesela şuradaki güneş şeyini koyalım. Ondan sonra şuradan rengini bu şekilde yapalım. En azından daha bir belirgin olur sizin için. Hangi kestirmenin ne olduğunu öğrenebilirsiniz bu şekilde. Bitti demeniz yeterli olur. Hemen bakın, günaydın kısmını buraya geldi. Bu şekilde birçok kestirme oluşturabiliyorsunuz. Mesela telefondaki biliyorsunuz iPhone telefonlarında Bluetooth'u kapattığınız zaman tam olarak kapanmıyor. Bunu mesela direkt olarak kapatma işlemini yapabilirsiniz. Yine ayarlara geliyorsunuz. Buradan işlem ara kısmına Bluetooth yazalım. Bluetooth'u ayarla. Dediğiniz zaman görüyorsunuz Bluetooth burada açık olarak geliyor. Buraya basıp kapalı demeniz yeterli olur. Artık bu şekilde Bluetooth'u kapalı dediğiniz zaman ve şuraya tıkladığınız zaman Bluetooth otomatik olarak kapanacak. Görüyorsunuz şu an için, şu an göremiyorsunuz ama şu an görebiliyorsunuz. Bluetooth kapandı bu şekilde. Bu şekilde birçok kısa yolu yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra otomasyon var. Yani direkt olarak saati geldiği zaman gün içerisinde otomatik olarak devreye giren durumlar var. Mesela alarm kapatıldığı zaman, hemen şunun detayını göstereyim sizlere. Alarm kapatıldığı zaman işte günaydın Ahmet, nasıl hissediyorsun? Şu anki konum bitimdeki hava durumunu alıyor ve bu hava durumunu seslendiriyor. Yani şöyle hemen size örneklendireyim. Günaydın Ahmet, nasıl hissediyorsun? 11 santigrat derece ve açık. Evet, bu şekilde günün şeyini öğrenebiliyorsunuz. Bu güzel bir olay. Ve bununla beraber mesela pil yüzdesi %25'in altına düştüğü zaman ses çalıyor. Şimdi sizinle beraberinde bir otomasyon hazırlayalım. Bu otomasyon nasıl olsun mesela? Artıya basalım. Kişisel otomasyon yarat diyelim. Ve mesela burada işte günün belli saatinde alarm, vardığımda e-posta, mesaj gönder, İşte Wi-Fi, uygulama, uçak modu gibi şeyleri düşük güç modunu. Mesela düşük güç modunu ayarlayalım. Düşük güç modu ayarladığında, açıldığında diye seçelim. Sonraki diyelim. Ve burada şey yapalım. Mesela parlaklığı düşürsün. Parlaklığı ayarla diyelim. Parlaklık mesela %50 seviyesine, hatta daha düşük. Mesela şuradan şöyle %14'e kadar getirelim. Ayarlasın. Daha sonrasında hemen alta neler yapabileceğinizi öneren bir sistem de var burada. Bu da çok kolay. Aslında işinizi daha çok kolaylaştırıyor. Artı işaretine tıklıyorsunuz ve ses seviyesini burada mesela %100 iken %50'yi ayarlamış şu an için. Üzerine yine tıklayıp buradan daha düşük ses seviyesine getirebiliyorsunuz. Bundan %15 yapalım. Ve bu şekilde ayarlayalım. Daha sonrasında burada şey dediğiniz zaman bakın nasıl olacak telefon. Parlaklığı düşürdü. Ses seviyesini de hemen kesti. Sonraki demeniz yeterli olur.
Burada şu önemli, çalıştırmadan önce sor. Bu seçeneği eğer açık bırakırsanız telefonunuz her bu işlemi yapmadan öncesinde size soracaktır. Onay verdikten sonrasında işlemi yapacaktır. O yüzden bunu kapalı konuma getirip daha sonrasında bitti diyeceğiz. Hemen buraya otomasyonumuz attı. Başka bir konuda işinize yarayacağını düşünüyorum. Özellikle sabah işe falan gittiğiniz zaman ya da herhangi sürekli gitmiş olduğunuz bir yer varsa orada birçok işinizi rahatlatacaktır. Mesela vardığımda diye bir bölüm var. Burada örnek veriyorum, konumu seçiyorsunuz. Şu anki konumu kullan diyorum mesela ben. Şu anki konumu şu an için aldı. Zaman aralığı seçmeyin. Eğer ama sürekli olarak zaman aralığı varsa, mesela her gün spora gidiyorsanız eğer, saatiniz belliyse onu tabii kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama herhangi bir zaman diliminde diye seçip sonraki diyoruz. Daha sonrasında mesaj gönder butonuna tıklıyoruz. Mesaj gönder kısmında mesajı yazıyorsunuz. Mesela ben buna gelirken bir şey lazım mı yazalım. Hemen şuraya soru işareti. Tabii bunu göndereceğim kişi benim eşim olacağı için hemen eşimin numarasını ekleyeyim buraya. Ve bitti diyelim. Görüyorsunuz şu an için ben bu konuma yaklaştığım zaman, yani eve yakın geldiğim zaman bu otomasyon otomatik olarak çalışacaktır. Yani şöyle bir örnek olarak hemen hazırlayayım. Canıma gönder diyelim. Ve şu an için canıma mesajı gönderdi. Sonraki deyip bitti diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi şu an için burada vardığım zaman, adresime, evime geldiğim zaman hiçbir şey yapmama gerek kalmadan direkt olarak eşime iMessage üzerinden mesaj gönderecek. İsterseniz siz bunu WhatsApp olarak da seçebiliyorsunuz tabii ki. Ben iMessage olarak seçtim, ilerledim. Kestirmeler bu şekilde. Buradaki galeri bölümünden de otomasyonlara ve kestirmelere bakabilirsiniz. Dediğim gibi birçok özellik var ve burada herhangi bir sınır yok. Kendinize göre her şeyi ayarlayabiliyorsunuz aslında. Bu konu, burası, buradaki yelpaze biraz geniş. Siz kendinize hangisini uygun görürseniz eğer, o şekilde. Şimdi mesajlar bölümüne geldik. Demiştim, telefon bu video içerisinde birkaç tane de özellikten bahsedeceğim. iMessage ile ilgili, eğer kullanıyorsanız eğer çok seveceksiniz. Bunlardan bir tanesi mesela buraya hemen merhaba yazalım. Şimdi bunu normal göndermek var. Şöyle karşı tarafa. Bir de mesela bunu daha çarpıcı hale getirmek istiyorsanız eğer, şu yandaki ok tuşuna biraz basılı tuttuktan sonrasında şurada çeşitli seçenekler çıkıyor. Mesela çarpma diye dediğiniz zaman hemen şu çarpmayı tıklayalım. Bu şekilde gidecek mesaj karşı tarafa. Hemen bir gönderelim, bakın. Bu şekilde geldi. Tekrar bir merhaba yazalım. Tekrar dokunduğunuz zaman hafifçe diye bir seçenek var mesela. Hafifçe'ye tıklayıp buradan karşı tarafa mesajın bu şekilde gitmesini sağlayabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine tıklıyorum. Görünmez mürekkep. Biraz daha gizemli hale getirmek istiyorsanız gönderdiğiniz mesajı şuraya tıklıyorsunuz. Ve karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Hemen onu da göstereyim. Karşı taraf şöyle parmağından gezdirdiği zaman mesajı açıyor. Veya üzerine tıkladığı zaman mesaj hemen açılıyor. Burada birkaç tane seçenek var. Eğer mesajlarınızı daha efektif olarak göndermek istiyorsanız eğer, bunları kullanabilirsiniz. Bir de bunun yanı sıra ekran dediğiniz zaman burada mesela çeşitli özellikler var. İşte mesela burada ses efekti, yankı efektini görüyorsunuz. Şöyle sağa doğru kaydırdığım zaman spot ışığında o mesajın üzerine direkt olarak ışık yanıyor. Ya da balonlar gönderebiliyorsunuz. Bir tebrik mesajı göndermiş olabilirsiniz arkadaşınıza. Tabii bunlar iMessage'da geçerli. Mesela konfeti. Ya da bu şekilde bir kalp gönderebilirsiniz eşinize, sevgilinize. Veya bu şekilde cafcaflı bir şekilde gönderebilirsiniz. Bunlar da şu an için diğer özelliklerden bir tanesi. iMessage'i bu şekilde kullanarak aslında mesajlarınızı daha efektif hale getirebilirsiniz. Hem mesajlarınız daha güzel olur ve daha zevkli olur diye düşünüyorum. Evet, benim sizinle paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Sizin de beğendiğiniz özellikler varsa yorumlara mutlaka ekleyin. Sormak istediğiniz durumlar varsa eğer, iMessage'a da kestirmelerle ilgili yine yorumlara yazarsanız eğer, elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Tabii ki genelde kanal içerisinde sorulan her soruya ben ve arkadaşım Can mutlaka cevap veriyoruz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz özellikleri yazın veya sizin kullanmış olduğunuzda daha efektif bir kestirme ya da otomasyon varsa onu da eklerseniz eğer, çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.
İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.